Gözyaşı hemen gözlerimizin iç tarafında bulunan özel kanallar sistemiyle burun boşluğumuza doğru akmaktadır. Göz sulanması, yani tıbbi adıyla epifora, iki sebebe bağlı oluşur. Ya bu kanallarımızda tıkanıklık vardır veya gözyaşı salgısı artmıştır. Bebeklerde bu olayın sebebi çoğunlukla doğuştan gözyaşı kanallarındaki tıkanıklıktır. Ve sıklıkla 2-3 ay civarı bir gözde veya iki gözde gözyaşının dışarıya doğru akması, sulanma ve zaman zaman çapaklanma şeklinde görülür. Aslında doğumun son aylarında çoğu bebekte gözyaşı kanalı açılır veya doğduktan hemen sonra açılır. Fakat bazı bebeklerde bu açılma tamamlanamadığı için göz sulanması görülebilmektedir. Tedavisi aslında oldukça basittir. Günde 4 defa masaj biz bu durumda öneriyoruz. 12 aylık oluncaya kadar masaj devam etmek önemli. Ve çapaklanma olan günlerde bu masaja ilave olarak günlük 3-4 defa da antibiyotik damla veririz. Peki bu masaj nasıl olmalı? 4 defa dedik. Ne demek masaj? Masaj tam şu, gözümüzün iç üçgeniyle burnumuzun birleştiği alana doğru yapılmalı. Ve böyle ovalama tarzında değil de daha çok küçük küçük bastırıp çekme tarzında. Yani bir pompalama mekanizmasıyla yapılmalı. Çünkü masajdaki esas amaç o bölgedeki basıncı arttırıp aşağı bölgesi tıkalı olan gözyaşı kanallarımızı açmak ve çocukların, bebeklerin cildi de oldukça hassas olduğu için böyle ovalama tarzındaki hareketlerle çok kolay tahriş olabilmekte. Günde en az 4 kere ve 1 dakika süren masajlar bebeklerin %90'ında ilk 12 ay süresince gözyaşı kanallarının açılmasını sağlayabilmekte. Peki açılmadı. 11-12 aylık oldu çocuk, ne yapmalıyız? 12 aylıktan sonra mümkün olduğu kadar erken dönemde bir sondalama dediğimiz basit bir operasyonla yine %90-95 oranında başarıyla gözyaşı kanallarını açmak mümkün.